Evet. Arkadaşlar biz biraz önce Şulemsi'den bahsetmiştik. Şule hesabı askıya almış değil mi? Hala kapalı ama bir kontrol edelim. Kapalıydı galiba. Evet. Siz kimden bahsetseniz o kaça kaça alacak askıyı. Şule sayfasını dün itibariyle sosyal medyada yapılan yorumlar sonrası askıya aldı. Ne diyorduk? Böyle hani o gösterişli halleri hepimize Dilan'ı hatırlattı. Ama şimdi bu herkese sanki ders olacak. Kopyala yapıştır gibi. Yani bence. Şule'nin açıklamasına da baktığınız zaman böyle zenginliğin kaynağı nereden diye yorum yapanlara verdiği cevaba bakarsanız Dilan'ın cevabı gibi sanki. Ne diyor? Hemen onu da getirelim arkadaşlar ekrana. Gelsin ekrana. Her şey inceleniyor zaten. Hiçbir şey yok diyor. Evet, gelebiliyor mu o video? Vardı. Bir açıklaması vardı. Direksiyon başına. Evet. Peki bu kadar rahatsa, her şey inceleniyorsa, okey hiçbir problem yoksa niye hesap kapatılıyor? Ay, kapansa ne olacak ki zaten? Hayır, yayınlanan, niye kapatırsın? İstenildiği şekilde biliyorsunuz bununla ilgilenen polis merkezimiz her şeyi buluyor. Kapasa ya hesabı kapatıyorlar ya da hesapta daha önce yaptıkları paylaşımları tek tamam, tek silmeye başlıyorlar. Ne kadar silerse silsin. Ne olacak? Bak, onlar bir kere girdi, yayınlandı. Zaten belki biri kaydetti yani. Fizde Altun kaydediyor. Bak zaten paylaşımında. Instagram'a Şulemsi'nin hesabını arşivleyin diye haber saldım. Hesap kapandı. Bu arada Öz çiftine ait bazı mamullerin işte içerisinde tuhaf şeylere rastlandı. O mamulleri de gitmiş Feyza almış, satın almış, hepsini etiketlemiş evde. Yarın öbür gün itiraz ederlerse onları sunacak. Şaka yapıyor. Ay bu Feyza. Evet, Şule ticaretiyle ilgili yorum yapanlara nasıl yanıt verdi bir dinleyelim. Tamam. Önce alttan alttan beni tehdit ediyorsun. Ama bilmediğin şeyler var. Belli ki, çünkü cahil cesareti bu olsa gerek. Yani bir insan bilmeden bu kadar rahat konuşabilir. Senin için çok üzülüyorum. Bak bana, rahatım. Niye? Yarası olan gocunur. Hiç de gocunmuyorum. Hiç gocunmuyorum. Rabbim kötülüklerden korusun. Hepimiz, bak, düşmanıma bile merhamet edecek kadar, şefkat edecek kadar yüce gönüllü bir insanım. Rabbim bana vermiş olduğu çok büyük bir veli nimetlerden bir tanesi bu. Yalan yok. Belki de gündemdeki haberlerdendir. Bilmiyorum. Ya da sizin yapmış olduğunuz pislikler de olabilir. Geliyorlar. Denetime geliyorlar. Sağlık Bakanlığı'ndan bakıyorlar. Maliye'den bakıyorlar. Bir şey yok. Gayet de güzel anlaşıyoruz. Şu an için bir sorun yok. Olur da, herkesin vardır bir hatası. Benim de bir hatamı bulurlarsa devletime öderim yani. Hiç de gocunmam bundan. Ama ben elimden geldiği kadar bildiğim her noktaya kadar dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden gocunmuyorum. Rabbim hepimize hayırlısını versin ama şu saatten sonra bence sen de... Evet, ticaretimle ilgili her şeye dikkat ediyorum. Olur da bir açığım varsa bilmeden devletime zaten kurban olsun. Avukatı mı söylüyor bunu? Diyor. Hani yok, bir kişiye kendisi. Öyle ortaya bir açıklama yapmış. Ama bir kişiye dedi, sen böyle yapıyorsun falan. Başında dedi ya, İşte onunla uğraşanlara. Onunla uğraşanlara. Aa. Çünkü artık sosyal medyada böyle belirli adresler, kimi ciddi adresler, bunların içinde tabii ki Feyza Altun da var. Avukat Feyza Altun. Fenomenlerin fenomen başlığı altında neler yaptıklarına dair baya baya inceliyorlar. Bu çiftin değişimini, bunlar da birilerini, bazıları da kaçta gitti değil mi? Var ya bir tane hani. Tabii isim vermiyoruz işte, burada kimse izan altında bırakmıyoruz. Evet, yurt dışında evler var, alanlar var, oralara yayıncı yerleşen. Yayıncı olduğum için onu biliyorum, çok şükür. Kendimi de bırakamam zan altında. Şule ile eşi Yasin'in yıllar içindeki değişimine de şöyle bir bakalım. Dilan Polat'la Engin Polat gibi değişmiş onlar da. Hem fazla görüntü olarak değişmişler hem de ekonomik olarak değişmişler. Bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Oh! Ya neden öncesi yavaş sonrası yavaş hep böyle arkadaşlar. Bir... arkadaşlar. Evet. Yani hani... Burun ameliyatı olmuş galiba Yasin Bey. Her şeyin ameliyatı. Yok, hayır. Asla aynı değil. Hiçbir yere benzemiyor. Ben evet, kirpiği bile benzemiyor. Ben hatta yani dedim onlar mı? Yanlış fotoğrafı seçtik dedik. Aynen. Ama çocukları evet da mı var? Hatta bir videosu da vardı. Havuz başında bir videoları vardı. Aynı Engin ve Dilan zaten Polat gibi. Zaten bunlar çok küçük daha yaşı. Bu yaşlarımız 26 kadar. Yaşında tam 26 yaşında. Burada kaç yaşında? Burada da herhalde. Bence 18, 19, 20 ya da. Bir havuz başında da bir videoları vardı. Havuz başındaki video aynı Dilan Engin Polat videosu. Bence birbirlerini evet izliyorlar. Tanıyorlar mı kopyala peki? Yapıştır. Kopyala yapıştır yapıyorlar. Şule ile Dilan yakın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şule ve Dilan yakın arkadaş. Hatta bir düğünde mi bir organizasyonda beraber oynuyorlar arkadaşlar. Böyle mavi hop elbiseli de Şule. O görüntüyü de bir getirirsek ekrana. Sol tarafında da Dilan var. Yakın arkadaşlar aslında. Zaten böyle doğum günü kutlamalarında falan hep bir araya geliyorlar. Bunlar hep bütün fenomenler. Evet evet, birbirlerine herhalde demek akıl ki Dilan burada kafasına önce öyle bir yol çizmiş ki önce fenomenlerle Şule, samimi oldu. Dilan.
kankaları oldu. Burada onlardan şeyi öğrendi. Ama burada zengin artık. Mal mülk yapılmış. Evet, burada tabii. Yani estetikler de yapılmış. Tarzlar da değişmiş. Yani Dilan Polat'la Şulemsi'nin 2-3 yıl önceki halinden şu videoda eser yok. Demezsiniz ki o onlar. Valla ünlüler dünyası ile ilgili hep diyoruz ya, nereden nereye geldi, ya, nasıl esas. Değişim. Gerçekten Şule'nin değişimine baktığımız zaman inanılır gibi değil. Birisi bana dese ki bu Şule'nin eski resmi, hayır ne alakası var, bu bambaşka biri derim. Para nelere kadir. Bir de Şule'nin o oynarken halini de getirin arkadaşlar ortaya, nasıl büyük bir değişim. Fakat hep şöyle bir şey, Dilan'a bakıyorsun şu an Şule'nin canı sıkılıyor hesabını kapattığına göre. Ya Yeliz değer mi? Yok hayatın huzura, sonucunu, mutluluğa, ama sonucu böyle beklemiyorlardı demek ki. Beklemiyorlardı kesin yani. Ama biri sana böyle milyon dolarları kazandırınca o senden yarın azıcık aşım şey. Ağrısız başım evet. diye bir söz var biliyorsun. Aynen böyle. Yani tam aynen yerinde böyle. Bir söz var. Parayla saadet olmaz diyelim. Yok bu kadar iyi olmaz. Bize para kazandırsın. İnsanın reklama gidelim. Reklamlar efendim. Parayla. Yeliz, sözü sana bırakalım. Üç sosyal medya fenomeni. İşte birbirine hayaller, kopyası, paylaşımlar. Hayatlar. O onu, o onu, o onu diye. Ama bu zincirleme kazadan sonra bu herkese öyle bir ders olmuştur ki. Olmuş mudur sence? Bence olmuştur. Bundan sonra sanmıyorum. Hani tatlı tatlı yemenin acı acı çıkışı ve bu şekilde ızdırabı, hiç kimse böyle bir şeyi istemez yani. Hani bir gün iyi yaşamayayım, şu da olmasın yani. Helal paranla yiyeceğim bir tane ekmeğin çayına, bakın mutluluğun. Parayla ilgisi var gibi görünüyor ama bu kadın hep mutsuzdu. Zaten onu takip eden storylerine kadar saat 2'de bir bakıcılarıyla kavga ediyordu. O gidiyordu, o geliyordu, bir şeyler sinirleri oluyordu. Bozuktu. Hep sinir ilacı alıp uyuyordu. Mesela kendi söylüyordu. Bu yüzden hamile kalamıyorum diyordu. Diyordu bunları. Evet, diyordu, hep evet. mutsuzdu. Demek ki bu kadar her şeyin kârında, kararında, orta ayarında ve çalışarak, emek vererek kazandığım parayı harcamanın keyfi hiçbir şeyde yok. İçtiğim bir bardak kahvenin bile tadı o kadar başka ki, altın tozu olsa ne olur, olmasa öyle. Ne olur yani. Evet. Bence. Şimdi Gülşen'le dün bir şey öğrendik. Çok ünlü birisi güzellik işine giriyordu, vazgeçmiş. Elemanları her şeyi topladığı halde bu işten vazgeçmiş. Bir kişi de girmeye kalkıyor. Ama bütün ünlüler bak, İnanılır bütün gibi ünlülerin bir markası, azal, bir parfüm, bir şeyi vardı. Evet. Var, onu yapıyorlar ya. Seda Sayan'ın da çıkıyordu. Onun da herkesin var yani. Ama evet ya. Bu arada efendim Yösemili Çocuklar Haftası'na evet. değil turuncu kurdelelerimizi evet, taktık. Evet. Sizler de turuncu kıyafetler, aksesuarlar takarak, kullanarak LÖSEM'e destek olabilirsiniz. Unutmayın, LÖSEM'i önlenebilen, tedavi edilebilen bir hastalık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.